Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti. Yani yine aralara bırakıyorsun Tanrıcı abi. Hasan Şaş istifa etti. Bu çok geçen haftanın önemli konularından bir tanesiydi. Aşağı yukarı 2-3 haftadır bu çok dillendiriliyordu. Daha önce de biliyorsun Galatasaray'da Hande Sümertaş istifa etmişti. Yani Fatih Hoca'nın ekibinden ikinci istifa. Bakalım yenileri gelecek mi? Neden istifa etti? Çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Benim bu konuyla ilgili bazı düşüncelerim var ama tabii teyide muhtaç olduğu için şimdi buradan açıklamayacağım. Florya'da niye açıklamıyorsun? Hep kişiden, bana konuşuyorsun. Sen de açıklayacaksın. Bir kişiden çok rahatsızlar. Yani orada tuhaf bir takım baskıların olduğu konuşuluyor ama tabii bu teyide muhtaç. Daha da araştırmak lazım. Kim abi? Bana söyle ben. Bir sonraki yayında bunu izleyicilerimizle paylaşırız. Yani tam net doğru bilgiye ulaşalım ondan sonra Tanju abi. Hasan Şaş diyor ki zaman... çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım diyor. Ve diyor ki bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim diyor. Sadece taraftara teşekkür ediyor Tanju abi. Ben böyle diyorum bak. Ne yapmış çok sevdiği Galatasaray'dan istifa ediyormuş öyle mi? Yani ben böyle yapıyorum bak. Pişk. Hani derler ya pışşt derler yani ya göz bana anlatma derler ya. Arkadaş üzülerek gidiyorsun. O zaman buradan bir dipnot da ben vereyim. Geçen sene ben Adana Demirspor'un sportif direktörüyken ilk teklifimi kime yaptım biliyor musun? Hasan Şaş'a mı yaptım? Evet. Demirspor'un Hasan bana çok teşekkür etti. Ben dedi Fatih Hocamı yarı yolda bırakamam dedi. Ve Adana Demirspor'un bu teklifini kabul etmedi. Ve dedim ki gel. Bu senin için önemli. Sen Adana Demirspor'un futbolcusun. Adanalısın. Adana Demirspor'a gel sahip çık. Artık senin tek başına bir takımı yönetme zamanın, teknik direktörlük yapma zamanın dedim. O kadar rica ettim. Neredeyse yalvardım. Tek cevap. Fatih Hocamı satamam. Üzülmesine izin veremem. O bizi çağırdı. Ben onunla yoluma devam edeceğim. Kusura bakma Tanju abi diyen kişi bugün iddia ediyorum Florya'da istemediği zaman yaprak dahi düşmez kımıldamayan Fatih Hoca'nın bu işlere sahip çıkmaması, Hande'yi yollanması, 2 hafta önce konuşulan Hasan Şaş, Ümit Davala, bugün Hasan Şaş gitti, yine ses yok. Yine ses yok. Hasan da teknik ekibe de teşekkür etmiyor, Fatih Terim'e de teşekkür etmiyor. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Ha, ne hatası var Fatih'in? Sevgili Hasan Şaş'ın öfke kontrolü yapamıyor. En büyük hatası bu. Öfke kontrolünün önüne geçemeyen bir Hasan Şaş var. Bu da neden? Hırsından, kazanma arzusundan, Adana'nın verdiği o heyecan, enerji, bu çok önemli. Ondan dolayı öfkesini bir türlü kontrol edemediğinden dolayı futbolcularla takışmış olabilir. Çok doğrudur ama bunu yapıyorsa takımın kazanması için ve futbolcuların gösterdiği performansın zayıflığından, azlığından ötürü onlara konuşmuş olabilir, ondan sevmiyor olabilir. Ama şunu söylüyorum. Eğer Fatih bu Galatasaray'da Ümit Davala da giderse bunları getiren kim? Sayın Fatih Terim. Fatih Terim'in de istifa etmesi lazım o zaman. Yakışan bu değil olur mi? Olur mu abi? Şimdi, yani daha önce de şimdi bir Hasan Şaş istifa etmişti, Fatih Hoca kabul etmemişti. Evet, şimdi niye ediyor? Neden ediyor? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fatih Terim istemese Hasan Şaş'ın o takımdan istifa etme şansı var mı yardımcı antrenörlükten? Yok. Yok gidemez. Arkadaş ben teklifimi yaptım. Büyük teklif yaptım. Çok güzel teklif yaptım. Gelmedi. Ya onda bir Galatasaraylık var. Saygı duyuyorum. Kabul ediyorum ama. Şimdi en yakını Hande'ydi gitti. Hasan Şaş gitti. Ümit gidecek. Bunların şimdi yönetim mi diyor Fatih Terim'i açıp da Fatih Hocam Hasan Şaş'ı ve Hande Hanım'ı ve Ümit Davala'yı biz yolluyoruz deme şansları var mı? Haluk Yürekli o yüreğini göster bana. Hangi yönetici Fatih Terim'in karşısına çıkacak da Hasan Şaş da gidecek, Hande de gidecek, Ümit de gidecek deme şansı var mı? Ne anlatıyorsun bana? O zaman burada yapacak bir şey var. Fatih Terim bunları gönderiyor. Daha ileriye bir Fatih Terim yolluyor bunları. Fatih Terim de istifa etmeli. Fatih Terim istifa etmiyorsa bunları yollayan kişi Fatih Terim'dir. Fatih Terim niye istifa etsin abi? Fatih daha ileri eli büyütüyorum Tanju abi. Bir yönetici yönetim kurulu üyeliğinden istifa edecekse önce icazet alır Fatih Hoca'dan. Yani senin söylediğine daha uç bir örnek verdim yani. Buyur işte. Benim örneğim kurduğum gibi bunu kimse konuşamıyor.
Haluk'cuğum bunu kimse konuşamıyor. Yalnızsam lütfen söyle. Şimdi Hasan Şaş gidiyor, gitti. Hande Hanım gitti 20 senedir yanında. Ümit Davala er ya da geç gidecek. Peki bu kararı Başkan Mustafa Cengiz mi söyledi? Yoksa Abdurrahim Albayrak mı söyledi? Ya hiç hocam çok agresif futbolcularla kavga ediyor, tartışıyor. Hasan'ı yollayalım mı deme şansı var mı? Var mı? Sen diyorsun ki Fatih Hoca gönderdi Hasan Şaş'ı diyorsun. Hasan Şaş'ı da Hande'yi de Ümit Davala'yı da Fatih Hoca yolladı. Bence Fatih Hoca'ya yakışan şu. Yardımcısı onu hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Hep saygı duydu. Hep her konuda önlerine siper oldu Fatih Hoca'nın. Hep yanındaydılar. O zaman Fatih Hoca bunlara böyle bir şey yapıyorsa bana göre ben üzülürüm, ayıp etmiştir. Yapacağı bir şey var. Eğer yönetimden gelmediğine göre, bana göre gelmedi. Geldiyse Fatih Terim'in de istifa etmesi lazım. Yakışan da bu Fatih Terim'e. Çok daha büyük puan alır. Yakışan da bu. Yok abi. Niye istifa etsin abi Fatih Hoca? Ben oraya hiç katılmıyorum. Peki bu adamlar düne kadar onunla savaştılar. Onunla abi, mücadele ettiler. Onu anladılar. Yürüdüler. Hoca abi ayrı olabilirler. Yani bu yani sonuçta Hasan Şaş da bu ülke futbolu için çok değerli, yani önemli bir futbolculuk kariyeri var. Yani daha Fatih Hoca'ya sevgisi saygısı sonsuz. Ama kendi özgür iradesiyle çalışmak istemiyorum diyebilir. Kendine yeni bir kariyer planı çizmiş olabilir. Yani Fatih Hoca'dan icazet almış olabilir. Ama yani burada Fatih Hoca istifa etsini anlayamadım ben. Bunların hepsini anlarım senin söylediklerinde. Fatih Hoca niye istifa etsin abi? Peki bu ekibinden birilerini yollamak bir teknik direktöre yakışmaz mı? Duruş olarak. Ben abi, onu soruyorum sana. Yani, ben teknik direktörüm. Şimdi seninle program yapıyorum. Bana diyor ki televizyon kanalı, Haluk gidecek diyor, Gökhan gelecek diyor. Ve ben oranın sahibiyim. Söz hakkı bende, tercih etme hakkı bende. Benim dediğim, her dediğim oluyor. Televizyonda ama kuş uçmuyor. Ben seni yollatırmam ki. Eğer mutluysam senden her şeyi alabiliyorum. Ama şöyle diyelim, ben geldim Tanju abi, benim artık kariyer planlamamda bu program yok abi. Ben müsaadenle gitmek istiyorum dedim. Sen de dersin ki tamam kardeşim dersin, Ahmet gitsin, Mehmet gelsin dersin. Yani o çok detayına girmeyelim ama ben burada Fatih Hoca'nın istifa etmesini belirtecek bir şey görmüyorum. Peki eğer ki Hasan Şaş bunu yaptıysa ben de geri alıyorum. Ama Hasan Şaş'ın bunu yapma olasılığı yok. Onda bir Fatih Terim büyük bir sevgisi var. Galatasaray çok büyük sevgisi var. Taraftara olan çok büyük saygısı var. Nitekim bugün de yapmış olduğu açıklamada çok sevdiğim Galatasaray'dan ayrılıyorum ve taraftarına teşekkür ediyorum diyor. Hani nerede buradaki yönetimi, bugüne kadar onu idare eden, beraber olan Fatih Terim'e teşekkürler nerede? Açıklamada sıkıntı burada var. Burada kinaye yani yok mu? Orada bir laf sokma yok mu? Var. Hasan bu kadar aptal mı? Hasan Şaş Fatih Hoca'yla bir bölümde bence ters düştü. Fatih Hoca tercihini Hasan'dan yana başka bir yerin bir insandan yana kullandığı için bence bu noktaya geldim ben. Yani Hasan Şaş biriyle bir sorun yaşadı tesiste. Yani açamıyorum şimdi mevzuyu. Daha netleştirmem lazım. Biriyle bir sıkıntı yaşadı. Fatih Hoca da tercihini Hasan'dan yana değil, diğerinden yana kullandı diyorum ben. Yani ben bilemediğim için haftaya bunun... O da Hasan Şaş'ı üzdü bence. Bu açıklama, istifada sebebi bu olduğunu düşünüyorum ben. İşte üzüldüğünün yani göstergesi değil midir Fatih Hoca'ya teşekkür etmemesi? Ha. Evet tamam doğru. Fatih Hoca'ya bir kırgınlığı var zaten. Fatih Hoca'ma teşekkür yani etmiyorum. Söylüyorum. Neyse. Yani meseleyi çok uzak. Sonuç olarak Fatih Terim'in onayı olmadan Hasan Şaş'ın oradan gitme ihtimali var mı? Veya Ümit Davala'nın veya Hande'nin? Fatih Hoca istemese ne Hasan Şaş giderdi ne Hande giderdi. Bunu net söyleyeyim.